Meksiko City'deki ana katedral olan Hazreti Meryem'in Göğe Kabulü Katedrali'nde bulunuyoruz. Burası eski Aztek başkentinin kalıntıları üzerine yeni İspanya'nın başkenti olarak kurulmuş. Yeni İspanya bir İspanyol genel valiliğiydi. Genel valilikler krallığı temsil eden bir vali tarafından yönetilen siyasi yapılara verilen isimdir. Şimdi zamanda küçük bir yolculuğa çıkıp Yeni İspanya Genel Valiliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan İspanyol fethi hakkında konuşalım. Kolomb, Asya'ya varmayı umduğu gezileri sırasında Amerika'yı keşfetti. Bundan yıllar sonra altınla ilgili anlatılan hikayeleri duyan Hernan Cortez, yasa dışı yollarla Küba'dan ayrılıp Meksika Körfezi'ndeki Veracruz kıyılarına geldi ve içeriye doğru ilerlemeye başladı. Bu seyahati boyunca başkentleri bugün Meksiko City'nin bulunduğu topraklardaki Tenochtitlan olan Maşika ya da Azteklere kızgın olan birçok insanla tanıştı. Kendisini geliştirmek amacıyla bir geziye çıkmış olan Cortez, dünyanın en büyük ve zengin şehirlerinden biriyle karşılaşmıştı. O yıllarda neler olduğuna dair birçok bilgiye sahibiz ama 1521'de Aztekler İspanyollar tarafından mağlup edilince yeni İspanya'nın da tohumları atılmış oldu. İspanyollar için buradaki Aztek ve diğer insanların Hristiyanlığın Katolik mezhebine geçmeleri gerçekten çok önemliydi. Bunun içinde burada siyasi bir düzen kurup ana karanın doğal kaynaklarını kontrolleri altına aldılar. Siyasi ve dini düzendeki bu değişimi yerel pagan tapınakların ve kutsal yerlerin üzerine inşaat yaparak duyurdular. Bu sebeple orada kurulmuş olan ilk katedral Azteklerin kutsal başkenti Tenochtitlan'a ait taşlar kullanılarak yapılmıştır. Buna benzer durumları tüm Yeni İspanya'da görmek mümkündür. Evet, bölgede kurulan ilk Hristiyan kiliselerinin hemen hemen hepsi yerel tapınaklara ait taşlar kullanılarak inşa edilmişlerdir. Hristiyan kiliselerini yapanlar ve malzeme yerli olmasına rağmen din ithal bir dindi. Bu arada İspanyollar da herhangi bir Hristiyan değil, İspanya'yı Müslümanlardan almayı başarmış olan Katolik Hristiyanlardı. Yeniden fetih atmosferi, Atlantik'in diğer kıyısından İspanyollar ile birlikte gelen bir fikirdir. Eski pagan tapınakları üzerine tapınaklara ait taşları kullanarak kilise ve katedral inşa etmek de İspanya'da kullanılan bir yöntemdi. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri, Kordoba'daki Kurtuba Camii içine yapılmış olan kilisedir. İspanyolların İspanya'yı Müslümanlardan geri alması ne kadar kanlıysa, yeni İspanya'nın Hristiyanlaştırılması da en az o kadar kanlı olmuştur. Bunun çiçek hastalığı gibi salgınlarla birleşmesi ise ortaya yerel halk için oldukça kötü bir tablo çıkarmıştır. Şimdi de yeni İspanya'nın sınırlarına bir göz atmak istiyorum. Yeni İspanya'nın kuzeyde Kaliforniya, San Francisco'dan güneyde Orta Amerika'ya kadar uzandığını biliyoruz. Doğuda ise Teksas'a kadar büyümüştü. Evet, gerçekten de çok büyük bir coğrafyaydı. İnsanların Yeni İspanya'dan Sömürge Meksika olarak bahsettiğini de duyabilirsiniz. İspanyollar bu bölgeyi sadece halkı kontrol etmek için değil, bölgedeki altın madenlerine sahip olmak için de istiyorlardı. İspanyollar altın ve gümüşün yanı sıra onlar için yeni tarım ürünleri olan mısır, domates, patates ve çikolata da ihraç ettiler. Ve en çok aranılan bir renk olan parlak kırmızı renkte pigment üreten koşnil böceği. Filipinler ve Manila üzerinden Asya'ya ulaşan ticaret yolları ile çok geniş bir ticaret ağı kurulmuştu. Yeni İspanya, Atlantik ve Pasifik ticaretinin merkezinde bulunuyordu. Sonuç olarak Yeni İspanya Avrupalılar, Amerika yerlileri, Asyalılar ve köle Afrikalılar ile çok kozmopolit bir yer haline geldi. Yeni İspanya'ya baktığımızda yerel halka ait kültürlerden yola çıkmış, üzerinde fetih yapan İspanyolların etkisi olan ve Doğu Asya ile Avrupa'dan etkilenmiş çok karmaşık, varlıklı ve karışık derin bir kültürden bahsediyoruz. Bu tamamen orijinal ve küresel, dünyanın bugüne kadar görmediği bir sanat.